Çok sevgili sınav adayları, KPSC'ciler, TYT, AYT, Hakimlik, icra Müdürlüğü ve bütün sınav adayları. En son e, Türk İslam Devletleri'nde toprak sistemini anlattım size. Ordularından falan bahsettim. E, en son bilim adamlarında kalmıştım. Oradan devam edeceğim. E, bu önemli bir başlıktır. Soru gelen bir başlıktır. Dikkat edelim efendim. Buradan soru gelir. Bu dönemde çok kalite adamlar yetiştirmişiz gerçekten. Zaten dedim ya orta çağ Müslümanların altın çağıdır ve bu dönemde yetişen adamlar bugün hala isimleri zirvede olan adamlardır. Farabi ile başlayacağız. Çok önemli bir adam. Daha önce defalarca sorulmuş bir isimdir. Farabi. Farabi kimdir? Ne iş yapmış? Batıda Al-Farabius diyorlar Farabi için. Akılcılığı savunuyor Farabi. Deney ve gözlemi savunuyor. Bizde pozitif bilimlerin kurucusu kabul edilir. Aynen bu şekilde de soruldu Farabi. Meşhur bir eseri var Medine tül Fazla yani ideal bir devlet nasıl olmalı onu anlatıyor. Farabi'nin ideal devlet düşüncesi bu açıdan önemlidir. Bir devlet nasıl olmalı onu anlatıyor. Efendim Farabi ee, ilk çağdaki Yunan filozoflarını incelemiş. Ve aristo mantığını getirip bize uyarlamış. İslam dünyasının aristosu olarak bilinir. Muallimi sani denir. İkinci öğretmen. Bu şekilde de soruldu. Muallime evvel kim? Aristo. Birinci öğretmen. Muallimi sani ikinci öğretmen. Yani e, farabi. Arapça şeyler öyle gidiyor ya. Evvel, sani, selase, rabia. Böyle gidiyor. Rabia dört demek hatta. Aslında şimdi aklıma geldi. Acıklı bir hikayesi vardır onun. Söyleyeyim size. Rabia bugün biz isim olarak kullanıyoruz. Güzel de bir isim ama aslında anlamına bakınca çok da iyi hatırası olan bir şey değil. Normalde dört demek. Bir insan normalde kızına niye dört diye isim koyar? Şimdi bu Arapların cahiliye döneminden gelen bir alışkanlık bu. İslam öncesi dönemde kız çocukları biliyorsunuz diri diri toprağa gömülüyordu. Belli bir yaşa gelip evlenip erkek çocuk doğurana kadar da hiçbir şekilde normal insandan sayılmıyordu. Ve kız çocuklarına da isim vermeye de gerek görmüyorlardı. Nasıl olsa ölecek. Onun için çocukları, kız çocuklarını birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye çağırıyorlar. Düşünebiliyor musun? Eşyaya bile bazen isim verirken kız çocuğuna isim bile vermiyorlar. Dördüncü demek Rabia. Böyle acıklı bir hikayesi. Biz tabi isimlerin çoğunu anlamını bilmeden koyduğumuz için. Hatta biz de derler ya Kur'an'da geçiyor mu falan. Hatta diyor ya Oğuz koyduk çocuğun ismini. Kur'an'da geçiyor mu diyor. Geçiyor diyor. Oğuzu billahi racim diye. İsimleri öyle koyabiliyoruz. Anlamını bilmediğin kelimeler e, kullanınca ya da isim koyunca biraz işte komik duruma da düşüyorsun. Mesela e, mesela oğlunun tişörtünü giyip de cuma namazına giden dayı var ya. Tişörtünün önünde İngilizce küfür yazıyor mesela da o onu bilmiyor. Ee, Kur'an'da geçiyor diyor. Lan Kur'an senin çocuğun isimli değil ki. Kur'an'ın bir amacı var. Kur'an sana bir şey anlatmak için gönderildi. Sen çocuğuna isim seçesin diye gönderilmedi. Yani böyle niye basite indiriyorsun? Çocuğun adını Bakara mı koyacağım mesela suresi var diye. Bakara inek demek. Ya da çocuğun adı Ankebut mu koyacaksın? Örümcek demek. Kur'an'da Ebu Cehil de geçiyor. Çocuğun adını Ebu Cehil mi koyacaksın? Kur'an sana bir şey anladı. Senin hayat kitabın. Anladın mı? Sen çocuğuna e, güya gidip isim bulup da koyasın diye gönderilmedi Kur'an-ı Kerim'in bir amacı var. Evet. Kur'an'ın kendi kelime anlamını bile sorsan çoğu bilmez. İkra, oku. Okuyan kişi, kari, hafız. Okunan belge, Kur'an, ilim kitabı, bilim kitabı demek. Zaten o kısmı bile bize uymuyor ki. Geri kalan kısmı uysun. Rabia öyle. Aklıma geldi öyle paylaşayım dedim sizinle. Muallimi saniye denilmiş Farabi'ye. Ne demek? İkinci öğretmen demek. Farabi Yunan müzik terimlerini de getirmiş. İlk çağdaki Yunan müzik terimlerini getirmiş. Ee, kanun var ya müzik aleti. Onu icat eden adam da Farabi'dir. Ve kanun insan tedavisi için kullanılmak üzere iyice şey yapıldı. Su sesinden yola çıkılarak yapılmıştır kanun. Kitabul Musiki diye kitabı var Farabi'nin. Musiki kitabı. 160 küsür kitap yazmış bir adamdan bahsediyorum gençler. Adam astronom, adam filozof, adam pozitif bilimci. Adam müzikle uğraşmış. Değil mi? İnanılmaz dolu dolu bir hayat. Farabi böyle bir adam. Birleşmiş Milletler fikrini ilk ortaya atan adam da Farabi'dir. Böyle bir şey kurulmalı diye. Şimdi bu Müslüman olsa şey Müslüman olmasaydı Farabi Birleşmiş Milletler'in önünde böyle 5 metre heykeli olurdu değil mi? Ha Müslüman olduğu için şey olmuyor. Ha bu arada Farabi e, 2020 yılında Birleşmiş Milletler herhalde hakkını teslim etmeye karar verdi. 2020 yılını UNESCO Farabi yılı ilan etmişti. 2020 yılını. O sene birkaç sınavda da soruldu hatta Farabi. Diğer sorulabilecek önemli bir isim buna dikkat edin ben bekliyorum bunu. Biruni. Biruni bir Selçuklu vatandaşıyken Gazneli Mahmud'un aldığı esirlerin arasındaydı ama ona esir muamelesi yapmadı. Hani aslan ile esir almıştı ya. Gazneli Mahmut Biruni'ye sarayımın en değerli hazinesi diyordu. Sarayımın güneşi diyordu Biruni'ye. O da Gazneli Mahmud'a zamanın yeganesi diyordu. Karşılıklı bir ince bir yalamalık sanki var gibi ama yok. Şey açısından öyle değil aslında. Gazneli Mahmut ilim adamlarına çok değer verir ve Biruni elden kaçırılacak bir adam da değil. Hindistan seferlerine götürdü onu zorla adam gitmek istemiyor. Kendi işinde çalışmak istiyor. Gazneli Mahmut da böyle bir adamın yanından ayrılmasını istemiyor tabii ki. Peki ne yapmış bu Biruni? Avrupalılar ona Orta Çağ'ın Güneşi diyorlar. Dünyanın şeklini çizen ve ilk defa paralel meridyen dairelerine ayıran adamdır Biruni. Dünyanın Güneş'e uzaklığını ilk defa hesaplayan adamdır Biruni. Ya Avrupalılar 1500'de yıllarda dünyanın tepsi gibi olmadığını öğrendiler. Ve ilk bunu kendileri keşfetti zannettiler. Baktılar ki adam 400 sene önce dünyayı çizmiş şeklini falan paralel meridyenlere ayırmış. Bunu görünce Avrupalılar Biruni'den bahsederken Orta Çağ'ın güneşi diye bahsediyorlar. Gerçekten de öyle. Bir zamanlar böyle bir medeniyet kurmuşuz değil mi? İlginç bugün bakınca sizi tenzih ederim ama ben kendim kendimi geri zekalı gibi hissediyorum. Sadece hissetmiyorum biraz da öyleyiz de. İnanabiliyor musunuz bu adamların bizim dedelerimiz olduğuna? Demek ki iklim uygun olunca meyve yetişiyor. İklim uygundu iklim. Evet. Abbasiler mesela o zaman Arap devlet. Onlar da öyleydi. Harun Reşit dönemi binbir gece masalları diye anlatılan dönemdir. Sarayda sohbetler kurulurdu. Ve haşa Allah'ın varlığını tartışırlardı. Bunda hiçbir beis görmezlerdi. Bizde şimdi hiçbir şey bilmediğin zaman böyle cahil dindarlar var ya. Mesela çocuk bir şey sorar, der ki dinden çıkarsın girme oku. Niye? Cevap veremediğin için öyle sen. Sana göre dinden çıkıyor. Ya da bir ateist birisi gelse sana bunları sorsa ne yapacaksın adama? E, bunları konuşmayalım, dinden çıkarım diyeceksin. Adam sana şu soruyu sorarsa ne yapacaksın? Niye araştırılmasını, sorgulanmasını istemiyorsun? Korktuğun bir şeyler mi var diye dersen ne olacak? Allah'ın kitabının üstünü kapatmaya sen kimsin de senin haddine mi düşmüşsün? Sorgula. Sorgulayabildiğin kadar sorgula. değil mi bakalım ucu nereye gidecek. Zaten Kur'an'da onu emrediyor. Bizdeki bu cahil Müslümanlık anlayışı odur. Aslında kendi bir şey bilmiyor. Anlatacak. E, o zaman işte sorgulamayalım. Günaha gireriz falan diye. Girmezsin. Merak etme. Çoğu çocuğu dinden uzaklaştırıp korkutuyorlar böyle böyle. Ya ben yıllarca e, şeyi e, ayetel kürsüyü Ondan sonra efendim e, birkaç tane sureyi korkumdan öğrenmedim yıllarca. Yanlış okursan cennete, cehenneme gidermişsin dediler. Oku lan oku. Oku da yanlış oku çocuk. Allah'ın merhamet ve anlayış eşiği seninki gibi cahil değil. Haşa. Onun merhamet anlayışı geniş. Yani 4-5 yaşında bir çocuk Kur'an-ı Kerim'i alıp da üstünde oyun oynasa bile merak etme. Senin ibadetinden üstündür o zaten. Yani Yaradan'ın bunlar e, hoşuna gidecektir işte sureyi şöyle okuma yanlış olur. Bir de bir kelime öğrenmiş. böyle diyor başlarken diyor böyle gidiyormuş. Böyle okursak diyor çok büyük günah dinden çıkarız. Bu nasıl bir din ki seni zorla mı soktular da sürekli bir çıkma peşindesin yani değil mi? Yani din bir seçimdir. Öğren, ondan sonra uygula ki bilinçli olasın, etiket Müslüman olmayasın yani. Efendim Biruni'nin meşhur bir eseri var. Asarül Bakiye. Asrın bilgileri. Asrın biriktirdikleri diye. Ve burada görüyorsunuz görselini. Adam güneşi çizmiş. Güneşin gezegenlere açısın. Gezegenler diyorum. Dikkat ediyor musunuz? Daha adamlar dünyayı bilmezken bizim adam oturmuş. Gezegenleri de çizmiş. Güneşi alma açılarını çizmiş. Bak dünyanın hangi mevsimde açıları hangi şeyle alacağını çizmiş. Gece gündüz muhtemelen bu 23-27 derecelik eğim açı mevsimlerin oluşması. Aha orijinal çalışmadan bu işte. Görüyor musunuz? Orijinal çalışmadan tek tek adam hepsini çizmiş göstermiş. Bir oniye dikkat edin efendim sorulabilecek önemli bir isimdir. Yine bir Gazneli vatandaşı tıbbın hükümdarı hekimlerin piri İbni Sina. <laughs> Mükemmel bir adam. Meşhur bir eseri var. El kanunu fit tıp. Tıbbın kanunlarını çizmiş yazmış adam. Anatomi kitabı var İbn-i Sina'nın. Hangi vü, vücudun hangi organı, neden hastalanır? Kan dolaşımı nasıl çalışır? Hangi organ nasıl tedavi edilir? Narkozla ameliyat yapan adamdan bahsediyorum. Narkozla ameliyat yapmış adam. İbn-i Sina dediğin adam. Bundan bin sene önce. Evet. Bugün, affedersiniz devesi diye içmek e, büyük sevaptır, bu sünnetmiş falan diyen profesörler var bu ülkede. İsminde profesör yazıyor adamın. Evet. Nerede? Nereye? Değil mi? Evet. İbn-i Sina, Batırlar Avicenna diye biliyorlar İbn-i Sina'yı. Bulduğu bir aşının adıyla biliyorlar. Avicenna diyorlar İbn-i Sina'dan bahsederken defalarca soruldu, yine sorulabilecek bir adamdır İbn-i Sina. Tıbbın hükümdarı. En azından şu adamları anlatınca bir mutlu oluyor insan değil mi? Gurur duyuyor. Yani bugünkü salaklığımızın genetik olmadığını, ilerleyebileceğimizi aslında gösteriyor. Zamanında yapılmış yapılmış çünkü. Böyle adamlar yetişmiş. Gerçekten harikulade. Biz ne yapıyoruz? Sadece bunların yaptıklarını anlatmakla yetiniyoruz. Ya da şeyle övünürüz. Batı mesela bir şey yapmış ya hemen lafa girilir. Bunu benim dedem yapmıştı aslında bizden oraya geçti de sonra öyle oldu. Bunu nedir biliyor musun? Başarısız insanların hikayesidir o. Bende de var o. Başarısız insanlar sürekli dün yapmadıklarını ve pişman olduklarından bahsederler. Bende de var. Mesela şey vardır sizde de. Hepinizin dedesi mutlaka zamanında şehrin en iyi yerinden bir arsa almıştır dedesi. Sonra dedeniz müptezel olduğu için o arsayı satmış yemiştir. Ondan dolayı siz bugün fakirsinizdir. Hay be teoreme bak. Zamanında dedem sen, sen ne yaptın? Ben malım ama benim dedem acayipti falan filan. Böyle anlatırız biz. Evet. O dedenizin zamanında sattığı arsadan dolayı biz bugün bu haldeyiz. E sen yap. Bugün sen git şehrin merkezinden ya da kenardan bir arsa al. Torunun sana sövmezin mesela ileride ki, dedem satmış diye. Başarısız insan hikayeleri. Bizde öyledir. Hep geçmişten şeyden bahsediyor. Gerçi ben tarihçi olduğum için geçmişten bahsediyorum da. Normal özel hayatımda da öyle. Lan bir 10 sene önce şunu yapmış olsaydım. işte doktorayı şu zamanda bitirmiş olsaydım. Şu şöyle olsaydı. Başarısız insanların hikayeleridir bunlar. Evet İbni Sina'nın çizimlerini görüyorsunuz. Evet, gözün çizimi, vücudun komple çizimi, anatomi kitabı var adamın. İmam Gazali bir Selçuklu vatandaşı ve e, Nizamiye medreselerinin baş müderesidir efendim Gazali. Gazali sezgiciliği savunuyor. Bazı yönlerde Farabi'yi eleştiriyor. Çelişkiler diye kitabı var bunun. Farabi'yi eleştiriyor. Başka bir Farabil Farabi ile aynı fikirde olan başka bir adam birazdan söyleyeceğim. i̇bn Rüşt de Gazali'yi eleştiriyor. Bu yazmış çelişkiler diye Farabi'yi eleştiriyor. i̇bn Rüşt de çelişkilerin çelişkisi diye kitabı var. O da bunu eleştiriyor. Çelişkilerin çelişkisi. Adamlar o zaman bile kendi aralarında kapışıyorlar. Eleştiriyorlar birbirlerini. Sezgiciliği savunuyorum. Ha bu arada sezgiciliği savunurken aklı reddediyor zannetmeyin bazen öyle zannedenler var aklı reddeden bir tipler var bu biliyorsun bir kitle var Türkiye'de aklı reddeden bu adam sezgiciliği savununca bakıyorlar ki ha bu da biz denmiş hayır o senin gibi değildi ee, diyor ki Gazali akıl e, tek başına sezgi olmadan bir işe yaramaz diyor sadece her şeyi akılla izah etmeye çalışmak e, batılı e, kafir filozofların işidir diyor. Maddeyle sadece izah etmeye çalışmak her şey diyor. Maddeyi inkar etmiyor ama manasız madde olmaz diyor. Anladın mı? Bir an böyle sevinenler olacaktır. Aha o da benim gibiymiş. Her şeyi kadere bağlayıp hiç aklı çalıştı. Öyle değil. Kazali dediğim büyük adamdır. Meşhur bir eseri var. Şüphe şey sözü var. Şüphe etmeyen hakikati bulamaz diyor. Bak bilimin anahtarı bu cümle zaten. Değil mi? Bilim şüpheyle başlar zaten. <laughs> Gazali'nin meşhur eseri İhyaul din yani dini ilimler nasıl ihya olur? Nedir mesela dini ilim bana örnek verebilir misiniz? Nedir? Hadistir, fıkıh'tır, kelamdır, tefsirdir, icmadır, kıyastır. Bunlar hep dini ilimdir. Bunlara yol göstermiş. Nasıl olması gerektiğini anlatmış. Yani bu bilimlerin, ilimlerin daha doğrusu temellerini oluşturan adamdır. Ee, İmam Gazali. Ve yine bir Selçuklu vatandaşı, çılgın bir adam Ömer Hayyam. Hayyam. Hayyam Üçgeni diye. Ee, kimindi bu? Ee, Pisagor üçgeninin miydi? Evet, onu sanırım temelini şey yapan, oluşturan adamdır Hayyam. Ee, İma, Ömer Hayyam, Selçuklular zamanında söylemiştim, Melikşah döneminde Celali Takvimi hazırlamıştı. Ve Celali Takvimin özelliğini dedim, 5000 yılda bir şaşma ihtimali olan bir takvim. İyi bir astronom olmadan bunu nasıl yapacaksınız? Hayyam şairdir. Rubayileri ver meşhur. Demin dedim ya Rabia dört demek. Rubayi dörtlükleri var yani. Aslında çoğu da kendinin değildir de. Hayyam meşhur bir adam ya. İsmi kendinden meşhur. Kendi ismi kendi başına bela bir adam. Ee, bir de Hayyam'ı e, şey olarak müptezel olarak falan görüp de şey yapanlar var. Bir de hayran kitlesi var biliyorsunuz Hayyam'ın. O dörtlüklerin çoğu da kendinin değil aslında. Aynı temel gibi. Nasrettin Hoca gibi her bir şey dörtlük yazan altına Hayyam diye yazmış. Çoğu aslında kendinin değil. E gerçi Hayyam'ın şiirlerinde bahsettiği şarap gerçek şaraptır. Hani bir ilahi aşk şarabından bahsedilir ya. Öyle değil. Bununki gerçekten şarap. Mesela bir rubayisi var. ilginçtir o. Eğer kader olayına tam hakim olamayan, bilemeyen birisi buna cevap bile veremez. Kalır öyle. Mesela diyor ki, evet ben şarap içiyorum doğrudur. Aklı olan da beni haklı bulur. İçeceğimi zaten biliyordu. İçmezsem Tanrı yanılmış olur diyor. Doğuştan madem benim şarap içeceğim biliniyordu. Tanrı yanıltmamak için içiyorum ben diyor. Hadi cevap ver. Burada şeyi bilmen lazım. Kaderi mutlak, kaderi muallak. Külli irade, cüzzi irade. Bunları bilmeden buna cevap bile veremezsin sen. Anca şey dersin. Lan kafire bak ne biçim konu. Cevap ver cevap. Çürütebilmen lazım. Öyle şeyle olmuyor o iş. Hayam binom açılımı var ya matematikte onu bulan adamdır üstü sayılar, Kartezyen çarpımları bunları bulan yapan adamdır. Rönesans dönemi biz ilmi irfanı bırakacağız ileride. Rönesans döneminde Descartes alıp bunun çalışmalarını daha ileriye götürdü. Bu arada ilginç. Zaten hayatı başından sonra ilginç bir adam da bu. Kendi ismi de ilginçtir. Mesela belki hiç duymamışsınızdır, bilmiyorsunuz da ben söyleyeyim. E, Hayyam ne demek? Ömer Hayyam. Hayyam çadırcı demek. Ha? Çadırcı. Bunun ailesi çadırcı. Çadır üreten bir aile var. Hayyam çadırcı demek. İlk nasıl merak sarmış bu işlere biliyor musunuz bu? Şimdi e, çadırları kare yapıyorlar değil mi? Bu düşünmüş taşınmış demiş ki biz başka bir şekil yapsak çadır için daha az kumaş veya daha geniş bir alanı kaplayabilir miyiz? Tasarruf edebilir miyiz? Çadır daha korunaklı ve daha büyük daha havadar daha az kumaşla daha büyük bir çadır yapabilir miyim ben demiş. Yapmış. Gerçekten bilimsel olarak işte geometri bu. İhtiyaçtan doğuyor. Gerçekten bilimsel olarak da ispatlamış ki kare bir çadırda kurulanacağın malzeme ve kumaş yuvarlak otağı var ya bizim Türklerin. Belki oradan yola çıktılar. Yuvarlak yapacağın bir çadıra daha az masraf gidiyor ve daha büyük bir çadır yapılıyor. Daha az kumaş gidiyor. Geometrik hesaplarla yapmış bunları. Açılarla falan hesaplamış. Böyle bir adam Hayyam. Çadırcı Hayyam. Evet Hayyam'ın matematik çalışmalarıyla görüyorsunuz. X ifadesini ilk defa kullanan adamdır. Bilinmeyen değer için X diyor ilk defa bunu kullanan adamdır. Sonra batıya geçmiş ve bugün kullanıyoruz. Bilinmeyen değere X demiş Ömer Haya. Evet geometri, matematik, astronomi. Böyle bir adam ister şarapçı olsun diyelim ister 24 saat namazında olsun. O kendi şahsi şeyi falan böyle bir adam bulunur mu? Melikşah böyle bir adamı bırakır mı mesela? Hemen almış çalıştırmış. Kafası çalışan adam bu din sizi buradan uzaklaştırın dese ne takvim olacaktı o zaman ne bir şey. Ki öyle bir adam değil zaten haya. Dedim ya rubayların çoğu da aslında kendinin de değil. Bu hayran kitlesi dedim de e, bu saçlarını hiç yıkamayan bebeler var ya uzun böyle kirli bir ona tarz diyorlar mesela tarz. Bunların böyle tırnakları vardır bir buçuk metre falan hiç kesmezler onu böyle bir gitar mitar. O bebelerin arasında acayip bir hayran kitlesi vardır hayyamın saçını yıkamayan bebeler. Harezmi, Cebir'in kurucusu. Cebir matematiğin temeli kelime anlamı da zor demek. Yani gerçi bugün millet matematik yapamıyor diyoruz da zaten kökünün anlamı da zor demek. Kitabül Cebir eseri var ve Cebir'in atasıdır. Sıfır rakamını ilk kez matematikte kullanan adamdır Harezmi. Evet sıfırı ilk kez kullanan sıfır. Hindistan taraflarında falcıların kullandığı bir semboldür. Yuvarlaktır. Boşluğu anlatır. Dünyanın boş olduğunu ahirete açılan kapıdır. Anladınız mı? F sıfır bir sembol. Matematikte bunun olmazsa olmaz olduğunu e, ispatlaymış. Sıfır nasıl ispatlanır diyeceğin adam ilk duyunca mesela bize basit gelebilir. Sıfırı bulmuş. Ne var ben de bulurdum falan değil. Rakamlar birden başlıyordu. Mesela Roma rakamlarına bakın sıfır yoktur. Birden başlar. Bu uzun uzun bunu ispatlıyor, anlatıyor. Diyor ki bir, gidilmiş bir mesafenin adıdır. Orjin dediğimiz yani merkez birden başlayamaz diyor. Daha gerisi olmalı. Başlangıç noktası bir olamaz hiçbir şeyin diyor. Çünkü bir alınmış bir mesafenin adıdır diyor. Bizim bugün Latin rakamı diye batıdan aldığımız rakamlar var ya Cumhuriyet döneminde. Latin rakamları aldık diyoruz. Bin sene önce adamın kitabını aç bak bu, bu rakamlar var. Batı aldı biz de geri batıdan aldık ve batının rakamı zannediyoruz. Batının rakamı Roma rakamlarıdır. Şu an kullandığımız rakamların hepsi Biruni'nin kitabında var. Ve her rakamın açısal bir değeri var. Rastgele yazılmamış. Ya Mesela birin bir tane açısı var. İkinin iki tane açısı var. Üçün üç tane açısı var. Bunun özellikle görselini koydum. Çünkü ben bundan sonra ileri gidemeyebilirdim. Vesaire der geçerdim. Hani devamını getiremeyeceğin lafı öyle yaparsın ya genelde. İşte böyle. Şimdi dördü ben kendim mesela buraya yazsam e, açıları bulamayacağım, rezil olacağım ondan sonra onu şeyini ya hiç girmeyeceğim işte böyle böyle gidiyor diyeceğim. Ya da yazacaksın açıları tek tek e, gösterip böyle görsel alacaksın. Bakın 5'in 5 beş tane açısı var. Mesela şu an eminim siz de benim gibi 9'u kafada canlandıramadınız bile. Lan 9'un 9 dokuz açısı nasıl olabilir nasıl yapsak diye falan. Hepsini göstermiş adam. Evet. Sırada İbni Rüşt var. İbni Rüşt Endülüs Emevi vatandaşıdır. İspanya'da doğup büyümüş bir adamdır. Araptır. Dünyanın en büyük yüz bilim adamından birisi kabul edilir bugün. İbni Rüşt. Aklın oğlu demek. Ve bizim Farabi'nin Avrupa temsilcisi gibidir. Akılcılığı savunuyor. Farabi'nin Avrupa. Şöyle bir şey yaparlarsa düşmeyin ha. Aristo'yu tanıtan deyince herkesin aklına Farabi gelir de Aristo'yu batıya tanıtan adam falan derse İbni Rüşt'tür. Evet i̇bn Rüşd. Ve bu da demiştim biraz önce bu da Gazali'yi eleştiriyor. Çelişki kitabına karşı çelişkilerin çelişkisi diye kitap yazmış, eser yazmış. İbni Haldun, bu da Türk değildir, Abbasi vatandaşıdır. Ee, sosyolojinin ve matematiğin, iktisatın öncüsü kabul edilir. İktisatın öncüsü, sosyolojinin babası derler. Evet, toplum bilimi. İbni Haldun, tarihçidir aynı zamanda. Mukaddime, değil mi en meşhur eseri sorulmuştu da. KPSS'de soruldu. Hatta güncel bilgi olarak. Hani KPSS'de 27 soru var da sonra bir 6 soru daha var ya güncel. Güncel bilgi deyince herkes zannediyor ki geçen sene olan olayı soracaklar. Hayır. Böyle şeyler de sorabiliyorlar. Belki de bize bir hatırlatma mı yaptı artık ÖSYM'e? E, şu an bulunduğunuz durumu kabullenin mi demek istiyor size artık? insan bunu niye sorar? Ben bunun altında bir mana aradım. Coğrafya kaderdir diyor. Ne kadar doğru bazen ne kadar acıklı Bazen ne kadar sevindirici. Bulunduğun coğrafyaya göre değişir o. Evet. Coğrafya, doğduğun coğrafya kaderindir diyor. Hakikaten. Nereye gidersen git, doğduğun yer ee, peşin bırakmıyor. Coğrafya kaderdir diyor. ÖSYM'de bu sınava girecek adamlara size mi diyor artık? Turumu kabullenin. Bu coğrafyada doğduysanız benden mutlaka muhatap olacaksınız mı diyor artık. Mesaj mı? Uluğ Bey 1400'lü yıllarda yaşadı aslında. Timur devleti vatandaşıdır ve Timur'un torunudur. Ama devlet adamlığından çok bilim adamlığı meşhurdur. Timur'un torunu ve Timur torunu öyle bir eğitim aldırmış ki gençler böyle olması normal. Uluğ Bey dediğin adam dönemin en büyük astronomlarından biri. Hatta Fatih bizim Kadızade Rumi diye bir astronom var bizim. Bunu onun yanına gönderdi ders alsın diye. Bunun öğrencisini de transfer etti Fatih İstanbul'a. Ve ne vaatte bulundu biliyor musun? Fatih dediğin adamın yanında bilim canlanır. Attığın her adım için altın saçabilirim dedi. Maaşın kendin belirle dedi. Ee, Ali Kuşçu. Ali Kuşçu'yu yetiştiren adamdır işte Ulu Bey. Ali Kuşçu'yu size Osmanlı'da anlatacağım. Bizim buraya transfer ettik ya çünkü. Ne yaptı Ali Kuşçu? Geldi Osmanlı'da modern matematiği kurdu. Fatih Camii'nin duvarında yaptığı güneş saati hala duruyor. Ulu Bey'in öğrencisi. Ali Kuşçu. Fatih böyle bir adam bırakır mı? Evet. Hemen transfer etti. Fatih'in büyük adam olması sadece kılıcında saklı değildir gençler. İlim, ilim erbabına ne kadar saygı gösterdiğin de senin büyük devlet adamı olduğunu gösterir. Yıldızlar cetveli. Bu şey var ya İslam'a göre burçlar Ondan sonra işte yıldızların şeyleri, büyük ayı, kü, küçük ayı, kümeler, yıldız kümeleri. Bunları tespit eden, bunları çizen adamdır Ulu Bey. Timur'un torunu. Potansiyel bir sorudur. Dikkat ediniz efendim. Evet. Er Errazi. Sülfürik asiti bulmuş, kimyacı. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama adam bulmuş. H2SO4. Ya bildiğim tek formülde zaten benim oydu sülfürik asit bildiğim her kadarıyla en kuvvetli asit olması lazım. Ayrıştırmada falan herhalde kullanılıyor. Onu bulan adamdır. Er razi. Potansiyel bir sorudur yine. Alişir Nevai. 1500'lü yıllarda yaşadı Alişir Nevai. Yine bir Timur Devleti vatandaşıdır. Ve Alişir Nevai Fars kültürünün içinden çıkıp Farsçayı ezmiş. Bugün doğuda tek başına edebiyat şiir demektir Alişir Nevai. Gönderme de var. 1500'lü yıllarda Çağatay lehçesiyle yazdığı bir kitap Muhakemetül Lügateyn. İki dilin karşılaştırması demek. Muhakeme biliyorsun karşılaştırma. Lügat sözlük. Eyn sona geldi mi iki eki verir. Mesela Hazreti Osman'a ne derler? Zinnureyn. İki nurun sahibi. Kim o iki nur? Hazreti Peygamber'in bir kızıyla evlendi, vefat edince öbür kızıyla evlendi ya onun için öyle derler. İki nurun sahibi derler. Zinnureyn. Şimdi bu adamın yazdığı sözlükte iki dilin karşılaştırması demek. Farsça ile Türkçe'yi karşılaştırmış. Ve eleştiri de var. Osmanlı'da 1500'lü yıllarda bizim şey var aynı dönem Baki, Fuzuli. Onlara da bir gönderme yapmış. Diyor ki siz İstanbul'un göbeğinde oturup Farsça şiir yazıyorsunuz. Bu yalakalınızın sebebi ne diyor? Ben İran'ın göbeğinde Türkçe yazıyorum ve Farsçayı da bitiriyorum. Farsça bir de çok köklü bir dil. Farsça ile Hintçeyi de karşılaştırmış mı derse doğrudur. Farsçanın kökeni Hintçe zaten. Bugün bir sürü kelime var. Farsçadan, Hintçeden, Farsça, Farsçadan Avrupa'ya geçmiş. Kelimeler var. Sitare mesela. Farsça yıldız demek. Star diye geçmiş. Mesela e, ne var? Birader. Biz de kullanıyoruz. Brother. Peder mesela. Baba demek. Aynı şey. Biz de kullanıyoruz. Ondan sonra e, ne var? Nev mesela. Farsça yeni demek nev. Batıya geçmiş İngilizce, Almanca. Nevruz. Ruz gün demek. Nev yeni demek. Yeni gün demek yani. Bu kelimeler hep böyle batıya geçmiş. Farsça köklü ama Alişir Neva'yı bildiğin Farsçayı burada perişan etmiş. Yani güçlü bir Türkçe olması lazım ki Farsçayı perişan edebilsin. İki dilin karşılaştırması demek. İbni Batuta seyahattır. Seyahat namesi var. Orta çağda büyük bir gezgin Müslüman. Ama aynı dönem bundan daha az yer gezen işte Marco Polo bundan daha meşhur. Niye? Venedikli çünkü o. O daha meşhurdur. İbni Batuta'nın seyahat var. Evet. Marco Polo'yu da bilir misiniz? Çok ilginç bir hikayesi vardır. Ee, Venedikliler, Papa daha doğrusu birkaç tane tüccarı gönderdi ki gidip Moğollara dinlerini yayıp Hristiyan yapsın. O zaman Moğollar dünyayı kasıp kavuruyor. Düşünsene Moğollar Hristiyan olsaydı. Moğollar Müslüman olsaydı ya da. Bugün Çin'in tamamı, Rusya'nın tamamı Müslümandı. Ha. Onun için Papa bunlara adam göndermiş. Bu gönderdiği papazlar gitmiş Kubilay'a, Çin'e kadar gidip Kubilay'a dinlerini anlatmışlar. Ve dönerken de ağacın içine ipek böceğini saklayıp çalmaya kalkışmışlar. İpek böceğini Çin'den çıkarmanın cezası ölümdü. Ve yakalanmışlar. Kubilay da demiş ki siz nasıl bir din adamısınız? Hırsızlık yapıyorsunuz benim ülkemde yapıyorsunuz. Bana din anlatmışsınız, benim ülkemden ipek böceğe çalmaya çalışıyorsunuz. Ülkemi derhal terk edin. Papa'ya da gidin söyleyin. Eğer bir daha böyle bize bir tebliğde bulunmaya kalkacağız da buradan çıkar Çin'den Roma'ya kadar gelirim diyor. Kızıyor adam haklı. Ve o gelen adamın tüccarın oğlunu esir alıyor. Senin oğlun benim yanımda kalacak diyor ceza olarak. O yanında kalan oğlu epey bir zaman kalıyor. Sonra Kubilay'la kanka oluyor bu. Sonra orada olanları seyahat namesinde yazıyor. İşte o Venedikli tüccarın oğlunun adı Marco Polo. Yoksa İtalya'daki genç bir seyyahın ta Çin'de Kubilay'ın yanında ne işi var? Ve bu eleman gezmeye gitmedi. Orada esir kaldı. Sonra yıllar sonra Kubilay bıraktı onu. Gele gele de yazmış. Roma'ya kadar işte anlatmış Marco Polo. Seyahatname öyle ortaya çıktı yani. Bunu da şu an size niye anlattıysam. Evet, hem aklıma geldi. Sanat konusuna bakalım son olarak. En son olarak buna bakalım. Türkler İslam sanatına ne kattılar? İslam sanatı Türklere ne kattı? Hem İslam öncesi hem sonrası devam eden sanatlar nelerdi bizde? Böyle bakmak lazım olaya gençler. Sentez oluşuyor diyoruz ya adı üstünde. Bizim Türklerin İslam sanatına kattığı en önemli şey kubbe. Aslında düşünsene biz göçebe kültürlü bir milletiz. Bizim mimariye hiçbir şey katmamamız lazım normalde ama bizim Uygurlar var ya. Araplar kubbeyi bizden öğrendi. Batı biliyordu. Ayasofya falan da var. Ama Araplar bilmiyordu. Kubbeyi bizden öğrendiler. Kubbenin altındaki Türk üçgeni dediğimiz oturtma yerleri, şeyleri de var. Kemeri bizden öğrendiler. Kemer Evet burada kemeri görüyorsunuz. Taşla yapılan e, müthiş bir estetik değil mi? Köprülerde, camilerin içinde, ulu camilerde giriş kapılarında kullanılır. Kemeri de bizden öğrendiler. Yuvarlak silindirik minareyi de bizden öğrendiler. Arapların nasıldı biliyor musun? Caminin üstü böyle düz, kubbe yok. E, minare dört köşeli ve kısa kemer yok, bayağı düz. Şu anki bildiğiniz cami tipi var ya, onu bizimkiler yaptılar işte. Ve müthiş bir estetik. Bir de bu trigonometrik hesaplarla yapılıyor kubbeler. Öyle götürüp o kubbeyi oraya o tutturmak kolay bir mesele değil. Mimar Sinan anlatırım Osmanlı'da. Yaptığı kubbeleri 12-13. derece denklemlerle yaptığı söyleniyor. Düşünsene. Yani şu an bizim içimizde isim vermek istemiyorum sizden birine. İçimizde x'i yalnız bırakıp rakamı öbür tarafa atamayan var. Tek dereceli denklemi çözemeyen var. Adam 12-13. derece denklemle kubbe yapmış. Ya. Bunlar bizim e, İslam mimarisine kattıklarımız sanata. Peki İslam sanatı bize ne kattı? Değil mi? İslam sanatı bize ne kattı? <laughs> hat. İslamiyetten sonra öğrendiğimiz e, en önemli sanatlardan biri Arap harfleriyle yapılan süslemedir, hat sanatı. Güzel yazı yazma sanatı. Hat mimaride olur mu? Duvarda olur. Kağıtta olur mu? Olur. Hatta şöyle bir soru sorsalar size. İslamiyet'ten sonra resimle heykel yasaklanınca Türkler en çok hangi sanatı kullandılar süslemede? Hat, en çok hat kullanıldı. Ve tesip sanatı. Tesip kitap süslemesidir. Mimaride olmaz. Aslında bayağı olur da olmaz kabul edeceğiz. Tesip Kur'an-ı Kerim'de var ya sayfanın kenarları genelde altın tozuyla yapılmıştır. Görüyorsunuz burada tesip örneğini. Altın toz, zehebe, altınlama, yaldızlama demek zaten. Tesip sanatı da işte buradan geliyor. Hat sanatçılarına hattat, tesip sanatçılarına da müzehip deniliyor. İleride de bazı. Osmanlı'ya geldiğimizde size bir sürü hattat, bir sürü müzehip sayacağım ben. Tabi Osmanlı bu işleri en iyi yapan devlet. Bunlar da bizim İslam sanatından öğrendiklerimiz. Ha. Ve bizde devam eden sanatlar da var. Mesela Çin'i kimden öğrendi? Araplar onu da aslında bizden öğrendiler. Minyatür sanatı devam ediyor. Fresk kabartma sanatı devam ediyor. Ebru sanatı devam ediyor. Su üzerine değil mi? Boyayla, kök boyasıyla yapılan ebru sanatı devam ediyor. Oymacılık, kakmacılık devam ediyor. Sizin dikkat edeceğiniz noktayı biliyor musunuz? Asıl o işin şeyini söyleyeyim size, şifresini. Şimdi ortaya bir yere böyle bir İslam yazın kitabınızda. Üstüne resimle heykel yazın, altına hatla tesip yazın. Ortada İslam, üstte resim heykel, altta hat ve tesip. Üstteki resimle heykelin üstüne birer tane çarpı atın. Ne anlayacaksınız bundan? İslam öncesiyle İslam sonrası en önemli fark şu. Resimle heykeli biz gelirken orada bıraktık. Gelince hayatımıza yeni iki tane sanat geldi. Yani iki tane sanat çıktı hayatımızdan, iki tane yeni sanat girdi hayatımıza, tamam mı? Resimle heykel hayatımızdan çıktı, yerine hatla tesip hayatımıza girdi. Asıl fark bu. Peki bir şey diyeceğim. Resimli heykeli çıkarttık ya hayatımızdan. İslamiyet'ten sonra bundan sonra bu resim heykel hiç yok mu hayatımızda bizim bugüne kadar? Tabii ki var. Bu yasağa uymayan devlet olursa söyleyeceğim size. Mesela söyleyeyim. Selçuklular. Selçuklular hariç. Büyük Selçuklular da Anadolu Selçuklular da hariç. Resimle heykel bunlar da Selçuklular da var öbürlerinde yok. Resim derken bu arada bitki figürü derse var. Hayvan figürü derse var. İnsan figürü derse yok, yasak İslamiyet'ten sonra. Ama Selçuklularda insan figürü de var. Ee, hayvan figürü de var. Paraların üstünde sultanların resimleri de var. Kanatlı, çift başlı kartal heykelleri var ve çift kanatlı melek heykelleri bile var. Selçukluda yok bu yasak. Öbürlerinde yasak. Tamam? İleride Osmanlı'ya falan geldiğimizde de bu yasak olmazsa diyeceğim. Aha bunlarda yasağı bozmuş diyeceğim. Tamam mı? Resimle heykel gitti. Hatla tesip geldi. Evet sanatta dikkat edeceğiniz asıl nokta bu gençler. Böylece ilk Türk İslam devletlerini de bitirmiş olduk. Güzel bir ders yaptığımıza inanıyorum sizinle birlikte. Ee, i̇nşallah e, bir sonraki dersimizde Anadolu Selçuklu Devleti'ni anlatmaya devam edeceğim. Ondan sonra ikinci Beylikler, ondan sonra Osmanlı, ondan sonra İnkılap Tarihi, ondan sonra Çağdaş. Sırayla böyle 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 gideceğiz. Eee... Şimdilik başarılar diliyorum, size iyi dersler diliyorum. Tekrar dersi dinledikten sonra hemen bir şöyle soru çözümü fetihnamelerden bir sorular çözelim. Ondan sonra şöyle bir o kısa benim yazdığım tekrarlar kitaptaki her nütenin sonunda oradan bir ufak tekrar yapalım. Ee, yine hatırlatacağım tekrar kanala kanala abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, daha fazla kişiye ulaşalım ee, ve aynı verimlikte inşallah derslerimize devam edeceğiz. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kolay gelsin. Başarılar diliyorum gençler.